Ağda geliştirdiğimiz içerikleri burada bulunan kişileri ve kurumları birer kaynak olarak görüyoruz. İşbirliklerini geliştirmek için bu kaynaklar önemli. Çünkü bu işbirlikleri sayesinde hem geliştirdiğimiz içerikleri yaygınlaştırabiliyoruz, hem de bu sayede yeni bakış açıları kazanabileceğimiz farklı çalışma alanları yaratabiliyoruz. Öğretmen Ağı'nın kuruluşundan itibaren bir aradaydık. Hem stratejik planlama konusunda olsun hem de dijital dönüşümlerin sağlanması konusunda destek olmaya çalıştık. Bundan sonra da Öğretmen Ağı'na hem IBM'in sunduğu global eğitim içerikleriyle hem de IBM gönülleriyle öğretmenlerimizin sınıf içindeki eğitimlerine de destek vermeye devam etmeyi umuyoruz. Burada bir konudan dertlenen öğretmen arkadaşlar biz hep bir aradayız. Bir dert, bir amaç için buradayız. Sürdürülebilir bir ağ kurmak oradaki ilk hedeflerimizden bir tanesi. Ama bunu yaparken şunu istiyoruz. Yani bir eğitimi verip öğretmenlere ondan sonra unutmak değil, orada beraber üretip, beraber ortaya koyabildiğimiz işler yapmak. Yani üreten bir öğretmen ağ yaratabilmek. Konuları aslında eğitim alanına değen birçok kurum var, birçok kişi var. İşbirliği yapıyoruz, kaynakları bir araya getiriyoruz. Özellikle eğitim alanında kaynakları bir araya getirmek son derece önemli. Sempozyum yapacağız mültecilik üzerine ve mülteci öğrencileri olan öğretmenlerle. Şimdi bizim ihtiyacımız var, yani sempozyumu aslında öğretmenlere duyurmak istiyoruz. Öğretmen Ağı bunun için çok önemli bir kanal. Öğretmen Ağı'nın da beslenmeye ihtiyacı var. Öğretmen Ağı bünyesinde bulunan, şu anda bulunan araçlarla aslında Vepikoç Vakfı'nın mekanları, içerikleri ve kurumlarını bir araya getirebiliriz. Bizim ağdaki bundan sonraki rolümüz yerelde yaygınlaşmasını sağlamak için başka vakıfların bu konudan haberdar olmasını sağlamak ve onlarla birlikte kendi deneyimimizi paylaşarak aslında yerelde eğitimin gelişimine nasıl katkıda bulunabilecekleri konusunda yol göstermek olabilir. Kaynaklarıyla, araçlarıyla, uzmanlarıyla İyi Örnekler Konferansı'na değer katan bir platform oldu Öğretmen Ağı. Hem ağda hem de İyi Örnekler Konferansı'na katılımcı olan öğretmenlerimiz birbirlerini besliyorlar ve birlikte içerik üretebiliyorlar. Kendin için burada değilsin sadece. Buradayken dünya için bir şey yaptığımı, çocuklarımız için bir şey yaptığımızı hissediyorum. Öğretmen Ağı dendiğinde hani öğretmenlerin giderek günümüzde başka bir noktaya geldiği, eğitimin içerisinde bile kendini öteki hissettiği bir yerde yüzlerce insan burada birbirimizle birlikte bir şeyler yapıyoruz ve fayda odaklı bir şey yapabiliyoruz, çocuk odaklı bir şey yapabiliyoruz. Bu beni çok mutlu ediyor.